Okan Hoca'nın kenar oyuncularını merkezde kullanma alışkanlığından dolayı onun istasyon olma özelliği çok ön plana çıkacak Türkiye'de. Bu yüzden kendine koyduğu gol ve asist hedefini öğrenebilir miyiz? How I told like before, we have a good team. We need to work, and I don't tell a number because it's after a pressure for everyone, not only for me. The most important is the team that we win, and so we can be successful and win titles and win points. But the team play good, I will score. When I score, the team will be also good. So we need to be like as a team, and then will be everything good. Az önce söylediğim gibi bir rakam vermek istemiyorum. Çünkü bir rakam verince herkesin üzerine bir baskı oluşturacak bir şeydir bu. Önemli olan kimin gol attığı değil, takımın kazanıyor olmasıdır. Ben gol atarım, takım iyi oynar. Takım iyi oynadığı için de ben gol atarım. Takım olarak hareket etmek önemlisidir. Ve iyi bir takımımız var. Bunun için iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Levent Bey. Hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Hem İsviçre milli takımında hem de Benfica'da izlerken çok başarılarına tanık olduk. Galatasaray'ın nasıl bir oyun şekli kendisinin daha çok verimli olmasını sağlar? This is not so important. We need how I tell like I need to adapt me to the team. I come here for help to the team, and I need to adapt me. I need to know the ideas of the team, and I will. I think also today was not bad. We have still time, and I think it will be a good season. So now the next 2 weeks, it's work and adapt to the team and have ideas how we can win. And 3 points is the most important. Bence önemli olan burada benim takıma adapte olmam. Birlikte oynayabilmemiz. Bugünkü maç bence kötü değildi gerçekten. 2 haftamız daha var çalışmak için. En önemlisi de 3 puandır. Bunun için mücadele edeceğiz. Ozan Bey. Ozan Bey, Milas Haber Ajansı. Hayırlı olsun, hoş geldi. Maç bittikten sonra tribünler kendisini çağırdığında Muslera nasıl üçlü çektirmesi gerektiğini anlatıyordu kendisine. İlkinde başarısız oldu, sonra bir daha anlattı. Orada nasıl bir diyalog geçti, anlatabilir mi? Yeah, because I think I need to adapt me of this. I think I never had this with the fans, and it's really nice. I need to adapt. I hope I can make it more, because normally it was only like we applaud and that's it. So here is special. So I hope I can do it twice or more. Evet, gerçekten benim için özel bir deneyimdi. Biz normalde taraftarlar sadece işte alkış görüyorduk. Burada güzel bir şey var ve umarım kısa sürede kendimi adapte edebileceğim buna da. Son soru olsun, Okan hocamız da var. Kaya Bey, buyurun. Kaya Temel, Diliç Postası. İlk önce hoş geldin diyoruz. Türkiye'den kendisine başka takımlardan da teklif vardı. Galatasaray'ı tercih etmesinin en büyük sebebi neydi? Yeah, I think everybody knows who is Gala, what the club this is, and what the they have a lot of trophy, and I think about Gala you cannot tell nothing about it. It's the biggest club here, and so I know what happened last season, but that doesn't matter. I'm here to work. We are here, everybody, like a team, and because of that, the club is big, history and titles. Because of that, I come here and I want to win. Galatasaray'ın ne olduğunu, ismini herkes çok iyi biliyor. Ne kadar kupası olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu, nasıl bir tarihi olduğunu herkes biliyor. Türkiye'nin en büyük takımı. Dolayısıyla Galatasaray istediği zaman benim için seçenek oydu. Biz burada son sezonda ne olduğu önemli değil. Biz burada iyi bir şekilde hazırlanacağız ve bu sezon başarılara imza atacağız.